Ankara'da geçtik. Neredeydik? İçinde olduğumuz durumlarda present tense, öncesinde perfect tense kullanırız dedik. Bu tanımlamaya göre bu tense yapısı geçmişte yapılmış olmasına rağmen şimdiki zamandaki bir durum, oluşum, ruh hali ve benzeri sebep olan eylemlerde kullanılıyor. Yani deneyimlerde kullanılıyor. Başka bir deyişle şimdi öncesinde olan ama şimdiki etkileyen eylemler için kullanılır. I'm tired now dediğimde ben şu anda yorgunum. Because I have played football dediğimde daha öncesinde, çünkü şu andan önceki zamanda herhangi bir anda, anytime, bakın herhangi bir anında futbol oynadım ve bu yorgunluğum ondan kaynaklı. Bakın şimdi mi etkiliyor? Futbol oynamam geçmiş zamanda ama yorgunluğu şimdi mi etkilediği için ve deneyimim devam ettiği için ne yapıyoruz? Perfect tense'i kullanıyoruz. Örnek cümlede futbol oynama eyleminin ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor veya önemli değil. Yani bu zamanda arkadaşlar zaman zarfı önemli değildi, zaman önemli değildi. Ne önemliydi? Aksiyon, yaptığın iş önemliydi. Futbol oynamış olman. Yani verdiğin mesaj buydu, tamam mı? Konuşmanın vurgulamak istediği olay futbol oynama eylemi şu anda yorgunluğuna sebep olmuş. Bu yani. Zaman değil. Present perfect tense yapısı henüz tamamlanmamış bir zaman diliminde o ana yapılmış eylemleri aktarırken kullanılıyor. Burada da o zaman dilimin şu ana kadarki bölümde, yani şimdiden öncesinde yapılmış olayları aktarırken kullanılıyor. I have visited Durham twice this year. Diyor ki bakın bu yıl diyor Durham'ı iki defa ziyaret ettim. Buradan neyi anlıyorum çocuklar this year dediği için? Bu yılın hala bitmemiş olduğunu, yani bu yılda olduğumu şu ana etkiliyor, tamam mı? Ve yılın şimdiye kadarki bölümünde ben Durham'ı iki kez ziyaret ettim. Bunu anlıyorum, tamam mı? Ve deneyimlerim hala bu konuyla ilgili deneyimlerim sürüyor, devam ediyor. Ve yılda bitmedi. Kevin has never been to London dediğimde de burada Kevin'in hayatı devam ediyor hala ama şu anki hayatına kadar, yani şu anki bölümüne kadar Londra'ya hiç gitmemiş hayatında. Hiç bunu deneyimlememiş. Biz bu şeyde, zamanda özellikle komparatif yapı kullanıyorduk. İşte hayatımda iki defa işte Çin yemeği yedim gibi, değil mi? Bir defa, iki defa, şu işte şu kadar, şundan daha iyi gibi şeyler, yapılar kullanabiliyorduk perfect tense'de deneyimlerimizi belirtirken. Örneğe bakalım. Jason blah blah very silly. I blah blah few people of his age behaving like that. Şimdi burada bir şeyleri hani oluyor, yapıyor, becoming, getting anlamında kullandığımızda being yapısı kullanıyorduk çocuklar. Jason diyor gittikçe aptallaşıyor, hani aptal oluyor. I have seen a people derken de, few people derken de böyle diyor, az insan gördüm. Yani onun yaşında bu şekilde davranan az insan. Bu arada a few de few farklıdır çocuklar. Hani few çok az anlamındadır. A few birkaç anlamındadır. Hani çok az insan gördüm onun gibi davranan anlamında. Behave de davranmak demiştik yukarıda zaten. Yani hayatımın şu anına kadar bunu çok az deneyimledim bakın. Çok az deneyimledim. Sayı miktar belirtirken kullandık, değil mi? Şurada zaten geçmiş zamanlık bir ibare yok arkadaşlar. Şuraya baktığımda perfect tense, bakın past continuous'u bir arada kullanamam. Buraya bakıyorum yine past continuous tense'de present perfect continuous'u bir arada kullanamam. Çünkü hani aynı formatta değiller. Dün göstermiştik ya, present ile past aynı anda kullanılmaz demiştik. Buraya baktığımda anlam olarak uygun değil. Hani I see derken see'yi ben geniş zamanda kullanırsam hani görürüm, her zaman yaparım, her zaman az insan görürüm gibi bir anlam çıktı. Olmadı. Yine bakın burada koyu renkli olanlar ipuçlarımız. At last ne demekti? Bilen var mı? Yok mu? En azından the police bla bla, the hooligans who bla bla, the stadium last week, geçen hafta. Şurası, şu bölüm geçmiş zaman. Demiştik ki noun clause'u, yani who'lu, which'li, where'li, what'lı, that'li. Bunlar yani anlatımlı,
Açıklamalı. Nesneyi, kişiyi, yeri açıklayan cümle ana cümleyle uyum içerisinde olmak zorunda değil. Değil mi? Yani diğerleri gibi o kategorize ettiğimiz gibi past the past, present the present uyum olmak zorunda değil. Dolayısıyla bakın burada geçmiş zaman kullanacağım şu yarıda. Baktığım zaman burası perfect sil, burası perfect sil, burası geniş zaman sil, burası şimdiki zaman sil. Tek geçmiş zaman olan ne var? Şu var, değil mi? Burası da en azından dediği için hani polis holiganları yakaladı. En azından diyorum ya, en son, en son. Özür dilerim. At least diye okudum ben bunu. At last. Gözlerim görmüyor. Sonunda demek yani. En son. Okay. Bir de bu zamanın continuous hali vardı gençler. Present perfect continuous. Yani olay geçmişte başladı. Şimdi mi etkiledi? Hala da devam ediyor. Bitmedi. O olay geçmişte başladı. Olay hala devam ediyor. Ve şimdi mi etkiliyor? Bakın burada 12 yıldır İngilizce öğreniyorum demiş ya. Öğretiyorum demiş ya. 12 yıl önce 1997'de İngilizce öğretmeye başladım geçmiş zamanda ve hala devam ediyorum. Geçmiş süreçten şimdiye kadar devam etmeye devam ettim. Hala da devam ediyorum. Henüz bitmiş ama belirtileri devam eden eylemlerde. Özellikle yakınma, hoşnutsuzluk, kuşku gibi duygular ifade ederken kullanılabilir duygu durumlarında. Onun dışında da aksiyon fiillerinde de, aksiyon fiillerinde de arkadaşlar devam eden olayları belirtirken kullanılır. Burada he, she has been crying derken nedir? O hala ağlamaya devam ediyor. Yani ağlamaya başladı daha öncesinden, değil mi? Hala devam ediyor. Şuraya baktığımda she may not be crying right now. Tam şu anda ağlamıyor olabilir belki şu dakikada. Ancak gözleri kırmızı, şişmiş ve ben bunu görebiliyorum anlamı olabilir. Evet, sorumuza bakalım. Hopefully you blah blah high score on YDT because you blah blah for it since September. Burada hopefully derken hani umarım ki sen YDT sınavından yüksek bir skor alırsın. Bakın umarım ki dediği için hani I hope anlamında şeylerimizi, isteklerimizi, fikirlerimizi beyan ederken will'le söylüyorduk ya, biraz sonra onu da açıklayacağız. Daha önce will'i anlatırken söylemiştik bunu zaten. Şurada da since yapısını görür görmez arkadaşlar, den beri yapısı aklımıza geldiği için since, for, hani ben bu zamanda kullandığım bazı neler vardı çocuklar? Yapılar vardı. Just, already, yet, since, for, işte recently, son zamanlarda, currently, yine bugünlerde gibi yapılarda ne yapıyordu? Perfect tense, present perfect tense ya da present perfect continuous tense kullanıyordum. Ya burada ne demiş? Eylül'den beri demiş. O zaman ne olacak? Hala devam ettiği için present perfect continuous. Hazırlanıyorum. Yani Eylül'de başladım hazırlanmaya. Hala da devam ediyorum buna. It's obvious that, şu açıktır ki, aşikardır ki, you have been eating the cake. Keki yiyorsun. Yani yedmeye başladın, hala da yiyorsun bunu. Yemişsin. Çünkü diyor, suratında diyor, şeyleri var. Frosting dediği de o üzerindeki hani krema diyor. Kalmış yüzünde. Hani yemişsin belli. Bitirmiş olabilirsin. Tam şu dakika yemiyor olabilirsin. Ama elimde kanıtım var. Anlamı var. Tamam mı? Gençler. Evet. Past perfect tense neydi? Past tense'i gördük. Geçmiş zamanda. Past perfect tense de nedir? Geçmişte yine. Yukarıda aynen anlattığımız gibi. Bir past tense'imiz var. Yani geçmiş zamanımız var. Bir de perfect. Past'ın öncesi var. Yani geçmişin geçmişi. Past perfect geçmiş öncesinde yapılan ve geçmişte belli bir anı etkileyen zamandır. Çizelge çizmiştim size şöyle demiştim ki. Şu benim çizelgem demiştim. Hani şu şekilde çizelgem. Şurası benim şimdim. Şu iki nokta benim geçmişim demiştim. Değil mi çocuklar? Şöyle. Şurası geçmiş zamanım. Bakın past. Şurası şimdiydi ya, now. Şurası geçmiş zamanımdı. Şurada geçmişin geçmişi. Past perfect. Past perfect.
Tamam mı? Yani en önce olan olay, birinci gerçekleşen olay bu. Daha sonrasında gerçekleşen olay bu demiştik anlatırken. Geçmişte söz edilen bir olaydan önce yaşanmış ve referans edilen geçmiş zamanı bu olay şu olayı etkilemiş bir şekilde. Ya bu zamana kadar yaşanmış bu, tamam mı? Ya da bitmiş bir şekilde yaşanmış bitmiş ama yine bu anı etkilemiş. Yani aralarında bir etkileşim söz konusu. Etkileyen bakın. Etkileyen. O anı o anki şartlarda oluşturulan eylemlerde kullanılır. I was tired. Yorgundum. Because I had played football. Çünkü futbol oynamıştım bakın. Futbol oynama olayı şu. Önce gerçekleşti. İlk gerçekleşen olay. Yani dün herhangi bir vakitte. Zaman zarfı yok. Bakın öyle özellikle net bir zaman zarfı yok. Öncelik sonralık sıralaması var. Oynadım. Sonra da bu sebepten ötürü de yoruldum bak. Geçmişte yine bir anımı etkiledi, tamam mı? Şuraya baktığımda çocuklar aşikardır ki diyor, yani açıktır ki diyor Anthony aracın kontrolünü kaybetti. Kaybetti geçmişte en ilk olan olay kaybetti. Sonra da and was şu bölüm şurası boşluk. Was unable to stop ve duramadı. Aracın kontrolünü kaybetmesi birinci olay, sonra da duramaması da sonra gerçekleşen. Bakın ikisi de geçmişte gerçekleşti gençler, değil mi? Şu daha geçmişte gerçekleşeni neyle verdim? Past perfect tense'e verdim. Tamam mı? Evet. İnelim. Buraya geldiğimizde şurayı bir temizleyelim. Evet, buraya geldiğimizde all day yesterday. Bakın koyu renkli olan bölüm. Diyor ki dün tüm gün diyor. Tüm gün. I blah blah why Barbara blah blah to the party the night before. Önceki gece. Önceki gece. Ne demek önceki gece? Bakın burada dün var. Yani olay geçmiş zamanda gerçekleşti. Bu benim geçmiş zaman şu çizelgemde gerçekleşen olay üzerinde şu olayım, şu olayım değil mi? Dün bu. Daha önceki the night before dediği de o geceden yani the night yesterday'den daha önce gerçekleşen yani past perfect. Dolayısıyla benim şurada şu zarftan ötürü koymam gereken şey past perfect tense. Daha önce dediği için, olay daha önce gerçekleştiği için, past'ın past olduğu için. All the day, yesterday, I wondered why Barbara hadn't come to the party the night before. Dün gece, tüm önceki gece Barbara'nın neden partiye gelmediğini merak ettim, durdum diyor. Okay? Anladık mı? Past perfect continuous'ta yine bu eylemlerin dedik ya arkadaşlar olay başladı bitti ama sonucu şimdi mi etkiliyor demiştim ya past perfect'te. Burada da olay başladı ama bitmedi. Devam ediyor. Devam ediyor ve şimdi mi etkiliyor? Söze edilen geçmiş zamandan önce başlayan ve o ana kadar devam eden eylemler. Yani şu ana kadar devam eden eylemleri anlatırken kullanılır. Past continuous. Was were ing yalnızca geçmişte ve bakın bu çok önemli çünkü şıkları elerken yanlış yapmıştınız arkadaşlar. Hani yapıyordu diye Türkçe düşünüp o şıkkı işaretlediğiniz olmuştu. Buraya dikkat edelim. Yalnızca geçmişte belli bir anda yapılmakta olan işi anlatmak için kullanılırken bu zaman şu zaman past perfect continuous tense o andan belli bir süre önce başlamış ve o an hala devam eden eylemleri anlatır. Ve cümlenin devamında o eylemin ne kadar sürmekte olduğu belirtilir. İşte der ki 2 saat boyunca oynadım. Ondan sonra yok 3 gündür yaptım gibi for'la, since'le şeyler söyler değil mi? Bakalım şimdi örneğe daha iyi anlayalım. Demiş ki burada şöyle yukarıya kadar alayım da. Şöyle. Okay. Demiş ki burada Elizabeth, when Elizabeth came to visit me from Birmingham, I had been living in Chester for 3 years already. Elizabeth beni Birmingham'dan ziyaret etmeye geldiğinde ben Chester'da 3 yıldır
Çoktan 3 yıldır yaşıyordum zaten. Yani Elizabeth'in gelmiş olması geçmiş zamanda benim Chester'da 3 yıldır yaşıyor olmam. Şöyle şu çizelgede bakın. Chester'da yaşamaya başladım 3 yıl önce. Hala yaşıyorum, yaşıyorum, yaşıyorum. Şurada da Elizabeth beni görmeye geldi. İkinci olay. Birinci olay past perfect continuous. Devam ediyor. İkinci olayımı etkiliyor. Bakın şurası da Elizabeth'in beni görmeye gelmesi. Şura şimdi. Şimdimden hiçbir alakam yok yani. Olay geçmiş zamanda gerçekleşmiş. Bir öncelik sonralık sıralaması var. Böyle olduğunda böyle oldu. Şundan önce şu oldu. Bundan sonra bu oldu. Bu olana kadar bu oldu gibi ifadeler kullanıyorum yani. Şu for'dan ötürü hani hala gerçekleştiğinden ötürü continuous olduğunu anlıyorum. 2-3 yıldır yapıyorum yani bunu. Continuous olduğunu anladım. Buraya baktığımda when Alan went to dentist to have his tooth pulled out. Diyor ki Alan diyor dişini çektirmeye dişçiye gittiğinde it had been causing him a lot of pain the previous fortnight. Bakın önceki 40 gece fortnight diyor. Önceki gece diyor. Evet. Girmeyelim lütfen içeriye. Önceki anda bakın yine önceki an belirtildiği için arkadaşlar past perfect tense kullanılıyor, tamam mı? Önceki gece dediği için. Dolayısıyla ağrı da devam ettiği için o hafta boyunca yani önceki 2 hafta boyunca ne oldu arkadaşlar? Ağrı devam etti ve hala da o dişçiye gidene kadar da devam etmeyi sürdürdü. Şurada bakın. Şu 2 hafta önce başladı olay, tamam mı? Şurada. Önceki 2 hafta önce başladı. Ağrıdı, ağrıdı. 2 hafta boyunca ağrıdı. Sonra şurada Ellen dişçiye gitti. Bu da ikinci olay. Yani geçmişte gerçekleşen olay. Ama şu olay daha önce belli bir süre 2 hafta boyunca zaten gerçekleşmişti. Dolayısıyla past perfect continuous. Bir yerde continuous varsa orada ing vardır. Bir yerde perfect varsa orada been vardır. Yani fiilin üçüncü hali vardır. Fiilin üçüncü halini bu şekilde verdi. Tamam mı? Yukarıda da üçüncü halleri direkt vermişti ya. Burada fiile üçüncü hal yapamıyorum. Çünkü continuous ing eklemem lazım. Bunu bir yerde vermem lazım. Neyle veriyorum? Been ile veriyorum. Geçmişi neyle veriyorum çocuklar? Have'i had yaptım bakın. Hani yukarıda present perfect tense'im vardı ya. Have ile has'li hali vardı ya. Onu da had yaptım. Geçmiş perfect continuous bakın. Anladık mı? Anlıyor muyuz? Tepki Evet. verin. Evet hocam. Evet. Future tense'ler. Future tense'lerdeyiz gençler. Okay. Diğer tense yapılarından farklı olarak çocuklar future birkaç özel durum dışında modal yapılar ile oluşturulan bir zaman türüdür. Yani bir sonraki konuda detaylı işleyeceğiz modal yapılarında zaten. Yani tekrarında zaten işledik de tekrarında göreceğiz. Yardımcı fiilin yalın haliyle kullanılır. Yani modal da yardımcı modal'ı da kullanıyorduk sonrasında birinci hal kullanıyorduk ya onu demek istiyor. Hani modal gibi kullanımı diyor, tamam mı? Simple modallarda bakın ne yapıyorduk? Özne modal birinci hal kullanıyorduk. Continuous modallarda ne yapıyorduk çocuklar? Modal'ı kullanıyorduk. Sonra be'yi kullanıyorduk çünkü şeyi vermek için, o yapıyı simple'lığı vermek için. Continuous'u vermek için de fiile ing'i getirmem lazım dedim yani yukarıda. Bir yerde continuous varsa orada fiile bir şekilde bir yerde ing olması lazım bir yerlerde. Perfect tense'lerde de ne demiştik arkadaşlar? Üçüncü hali olması lazım değil mi?